İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yeni bir inceleme daha başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yeni incelemenin konusu dezenfektan alımında devletin zarara uğratıldığı iddiası oldu. Ticaret Bakanlığı döneminde kendi aile şirketinden bakanlığına dezenfektan aldığı belirlenen Ruhsar Pekcan'a soruşturma açılmazken İmamoğlu hakkında inceleme başlatılması siyasi olarak yorumlandı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre koronavirüs salgınının ilk başladığı dönemde İBB ihale yasasının 21. maddesine dayanarak 19 Mart 2020 tarihinde NHP İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden 15 bin litre dezenfektan aldı. İçişleri Bakanlığı, ihalede usulsüzlük içeren işlemler yapılarak kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla İmamoğlu hakkında, devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkındaki kanun, A dayanarak ön inceleme başlattı. Müfettişler, İmamoğlu'ndan savunma istedi. İçişleri Bakanlığı daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin dışında elini arkaya bağlayarak yürümesi ve görevden alınan belediye başkanlarıyla görüşmesi nedeniyle ön inceleme başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine 30 Nisan'da tebliğ edilen yazıya 3 Mayıs'ta yanıt verdi. İmamoğlu, ön inceleme soruşturmasını yürüten müfettişlere yolladığı savunma dilekçesinde, belediye başkanı olarak kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Kamu İhale Kanunu ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarının bulunmadığını belirtti. İmamoğlu dilekçesinde Danıştay 1. Dairesi'nin benzer bir konuda bir belediye başkanı hakkında verilen soruşturma izni kararına karşı yapılan itirazı kabul ettiğinin de altını çizdi.